Hoş geldiniz değerli dostlar. Karşınızda Blind Souls, yani kör ruhlar. Ölü bir ressamın ruhunu yönlendireceğiz. Ben öyle anladım. Keşif yapacağız. Yürüme simülasyonu gibi düşünün. Oyun resmi olarak Türkçe altyazılı bir şekilde çıktı. Lafı fazla uzatmıyorum. Ve oyunumuza giriş yapıyoruz. Harita da varmış. Işıklandırmayı güzel kullanmış. Texture'lar da orta düzeydi. Hadi bakalım. I found myself lying in the open air in the early morning, before the sunrise. Over me rose the summer heaven, expectant of the sun. The clouds already saw him coming from afar, and soon every dewdrop would rejoice in his individual presence within it. I lay motionless for a few minutes, and then slowly rose and looked about me. I was on the summit of a little hill. A valley lay beneath, and a range of mountains closed up the view upon that side. But to my horror, across the valley and up the height of the opposing mountains stretched, from my very feet, a hugely expanding shade. Bayan bir karakteri canlandırıyoruz, onu anlamış olduk. Buraya çıkış yok galiba. Ne bu şimdi, burada bir şey mi çözmemiz gerekiyor? Anlamadım.
Olmamış abi. Bu oyun kesinlikle olmamış. Hayır. Yürüme simülasyonu diyorsun. Hani yürüdüğümü hissetmiyorum ben. Koşma simülasyonu diyorsun. Koşuyor muyum, uçuyor muyum belli değil. Karakterin varlığını hissedemiyorum. Olmamış. Atmosfer desen yani idare eder. Çizimler desen hani bu spread yapılar desen onlar da sanki 2003-2004 yılından kalmış gibi. Yani geriye bir tek hikaye kalıyor. Bu ne şimdi? Şuraya baksanıza hani o kadar sıkıcı ki hani kendini oynattıracak bir şey yok. Kesinlikle. Yani ben normalde severim bilirsiniz. Ben yürüme simülasyonu hastası bir insanım. Normalde kendi kendime oynarım ben. Ama hani böyle koştura koştura olacak bir iş değil bu. Mesela Dear Esther 10 numaraydı. Bir de oyun baya baya önceki bir tarihte çıktı yani. Yeni bir oyun da değil. Eksi puanı veriyorum abi. Bu oyunu almayın. Bu oyunu geliştiricisi de akıllansın biraz. Bu kadar emek, bu kadar uğraş nasıl boşuna gidiyormuş görsün abi. Hani benim amacım size oyun göstermek. Oyun göstermek ama ortada gösterecek bir oyun yok. İşin tuhaf tarafı o. Bakın etraftaki sesleri duyuyorsunuz, atmosfer sesini. Atmosfer sesi bile rahatsız ediyor. Şu ayak sesine bakın. Allah aşkına ya şuraya. Bu ne ya? Bu nedir ya? Hayır, banyoya girip banyoda koştun mu çektin? Ne yaptın bu ayak seslerini? Şuraya baba. Bak karakter uçuyor ya. Uçuyor resmen. Hiçbir hissiyat yok. Bu yani olay bu. Götür anam beni bir sonraki bölüme götür. Abi üzülüyorum, cidden üzülüyorum. Hani bu nefret falan değil yani. Üzülmek ya bildiğiniz. Sese bak baba. Abi bu nedir ya? Yok. Evet dostlar, kendinize iyi bakın. Böyle ilk bakışlar yapmak istemem, sunmak istemem. Ama siz de en azından hani oyun Türkçe diye boşuna almayın.
En azından onu görmüş oluyorsunuz. Hoşça kalın efendim. Görüşmek üzere.